Dedem şöyle anlatır, gülerek anlatırdı o zamanlar. Ya biz derdi babam tıraşını oldu işte, elbiselerini falan giydi, oturuyorlardı. Baba niye böyle giyindin, biz hayırdır bir yere mi diyorsun? İşte Atatürk beni aldattıracak demişti. Biz de güldük diyor, ben kardeşim, annem falan diyor. Güldük diyor, Atatürk seni niye alsın, o zamanlar tabii çok büyük bir devletin hala derdi ulu önderimiz. ...200 saat sonra diyor cam kenarında otururken diyor bir bayraklı bir araç geldi diyor. İçinden askerler falan indiler diyor. Babamı aldılar götürdüler diyor işte, İsmail Çetin burada mı diye. Biz bu sefer diyor biraz önce gülerken diyor sonra ağlamaya başladık diyorlar. Ondan sonra Atatürk'ün huzuruna çıkartıyorlar. Atatürk ve o zaman Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü var. Atatürk o zamanki genel müdüre şeydi, bu benim askerim diyor, buna güvenebilirsin diyor. 4 sene boyunca diyor benim yanımdaydı diyor. Onu oraya Atatürk vasıtasıyla Denizcilik İşletmelerine işbaşı yapıyor o tekneyle birlikte. Çocukluğa dayanıyor, büyüklerimize, dedelerimize dayanıyor. Aile toplantılarında onların hikayelerini dinleyerek tabii aşılandık biz de. Bir nebze belki de onlar etki oldu. Aklımda başka bir meslek dalı yoktu açıkçası. Hep çocukluğumdan beri aklımda olan bir mesleği yapma şansını buldum. Özellikle bu çift çapa altında 1851 yılında kurulmuş olan şehir hatlarında çalışmak bize de nasip oldu. O zamanki soyadı kanunu çıkacağı zaman dedeme sen diyor çok çalışkan ve güçlü bir adamsın diyor, denizde çalıştığı için senin soyadın Çetin olsun diyor, o vesile oluyor soyadımıza.